Son toplantıda hoca hamuda, kocam hoca Antar'ı ortadan kaldırmak için medbahta sorun çıkardı. Ölü adamı öldürür ve cenazesinde yürür. Öğretmen Antar'ın ölümünden sonra sağır hamuda, yalnız. Dul ve yardıma muhtaç olduğu bahanesiyle onu ziyaret etmeye başladı. Ve her iki günde bir bana gelmeye başladı. Ona hizmetlerini sunmak için. Aynı zamanda bana olan hayranlığını ve birbirimiz gibi öğretmenler olduğumuz argümanını gösteriyor. Ancak Antar hocanın ölümünden sonra, onun gibi bir adam yok. Ve hamuda beni kendisine kazanabileceğini düşünüyor ve bir gün ve ertesi gün. Öğretmen hamuda bana geliyor ve ona hizmetlerini teklif ediyor ve şu şartla mezbaha ve mezbahada ortak olacağımızı söylüyor. Evlenelim ve hep birlikte olalım. Ama onunla evlenmeye itiraz ettim ve evliliği düşünmediğime dair güvence verdim ama bir an önce ondan intikam almak istedim. Gece gündüz kocam Antar hocamın intikamını almayı düşündüm. Ve ben her zaman mezarlıkta öğretmen Antar'a gider, ona Rokeh'in intikamını almak için söz verirdim ve intikamının intikamını almak için beni sakinleştirmeyeceğine, uyumayacağına ya da dinlenmeyeceğine söz verirdim. Ben de ona birbirimizle konuşmamız ve birbirimizi anlamamız gerektiğini ve her birimizin sahip olduğumuz her şey konusunda birbirimize karşı açık sözlü olduğumuzu, birbirimize kalbimizi açtığımızı ve tüm sırlarımızı birbirimize anlattığımızı söyledim. Evlilik samimi olmalıdır. Ve hamu da bana şöyle dedi. İlkini o başlattı ve bana olan sevgisini ve hayranlığını bana açıkça anlattı ve beni ne kadar seviyorsun. Ve hain Hamuda'nın muallem Antar'a suikast düzenleyenin kendisi olduğunu itiraf etmesini sağlayan tek fırsatın bu olduğunu anladım. Bunu bir fırsat olarak değerlendirdim ve ona aşkı kutlamamız ve birbirimizle evlenmemiz gerektiğini söyledim. Ve bana onun için baştan çıkarıcı kıyafetler giydirdi, onun için dans ettirdi. Hafif müzikler dinletip birlikte dans ettirdi. Ve onu sevdiğime ve hayatımdaki tek erkek olduğuna, ve onu sevdiğime ve onu bırakmayacağıma ve tüm durumumu ve hilelerimi ona bırakacağıma ve tasarruf etmekte özgür olduğuna ikna ettim. Onları onun rahatlığı ve benim isteğimle, ona baştan çıkarıcı kıyafetler giydirdim ve birlikte dans ettik. Kalbim Antar Usta'da bir kart aldı. Onu sokmak için içkisini uyku ve halüsinasyon hapları koydum. Ta ki bilincini kaybedip her şeyi itiraf edene kadar. Dans ettikten, içtikten ve eğlendikten sonra bilincini tamamen kaybetti. Ona, benim seni sevdiğim gibi senin de beni sevmeni sordum. Sana taptığımı, senin içinde öldüğümü ve senin sarılı vücudunda öldüğümü söyledi. Ve sen çekici bir kadınlıkla ve sarılmış dokuyla dolusun ve sana çok tapıyorum. Sen dinlenip Antar'la gelirken ben deli gibiydim. Ve seni gördüğümde dudaklarımı emiyordum ve senin için çıldırıyordum. İçinde ne yaptın Abdi? Baba, sana tapıyorum ve sen 6 yaşındasın ve 6 yaşındasın. Bana bir öpücük ver. Katliamda kimlerin ve nelerin yaşandığını, Antar hocayı öldürme sebebinin kim olduğunu anlattı.
Bana Antar'ı öldürenin ben olduğumu söyledi. Ve onu senden uzak tutmam ve yolumdan saklamam gerekiyordu. Ve bunun için ve sana olan aşkım yüzünden onu sessizliğimin dışında tutmak zorunda kaldım. Ben de ona Antar hocayı nasıl ortadan kaldırdım dedim. Oğullarımdan bir çocuk bu zayiyi kesme gününde mezbahada bir meslektaşıyla sorun çıkardığını ve sırasının kimde olduğunu söyledi ve ben de ona Antar aranıza girip aranıza girdiğinde dedim. Ve kalabalık sırasında karnına bıçak saplayıp işini bitirirsen yanlış bir öldürme olur. Hakikaten Antar Hoca öldürüldü ve ben onu seninle evlenmek için sessizliğimden çıkardım çünkü onu seviyorum ve senden ayrı kalmaya gücüm yok ve istemiyorum. Çünkü sende ölüyorum ve vücudunun her yerinde ölüyorum. Bana ne yaptığını bilmiyorum. Sen tüm düşüncelerimin kraliçesisin ve ben bu aşkın ne olduğunu bilmiyorum. Ben de ona tamam hocam. Hocaların efendisi dedim. Kendine ve her şeye itiraf ettin. Ve Antar'dan intikam almak istedim ve sebebin sen olup olmadığını öğrenmek istedim. Hilelerim ve düşüncelerimle. Cinayeti uyduranın sen olduğunu kendine itiraf ettirdim ve sana her şeyi açıklığa kavuşturuyorum ve kocam Antar'ı öldürdüğünü itiraf ediyorsun. Bugün gönlümdeki ateş söndü, gönlüm dinlendi. Ruhum yatıştı, Antar kabrinde istirahat etti. Hileleri harika. Ben de eşim Antar hocanın ve kendimin intikamını böyle aldım. Ve bu da haksız yere kocasından kadın çalmak için kendine yalvaran her hain ve kalleşin cezasıydı. İntikam ve kocamın intikamını seviyorsanız Antar hocam, bana destek olun, bilek ve kanala abone olun öğretmen harika.